Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abiklerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Meteor parkurundayız. En tehlikeli ve en zorlu parkurlardan bir tanesi ve serilerimizden Meteor parkurunda bugün ise tam 2 milyonluk arabalar bizlerle. Bunların her biri 2 milyon lira civarında, yani tam 2 değil de 2 milyon lira diyebiliriz. 2 milyonluk arabalardan BMW 520D'yi görüyorsunuz. Baldi kullanacak, yanında Skoda Superb var, Superman arabası. Hemen burada Porsche Panamera'yı görüyorsunuz arkadaşlar, demir adam kullanacak. Volkswagen Passat, Japa Berzamaki gibi oturdu Passat'a. Burada Volvo S60 var, yine 2 milyonluk arabalardan. Burada Mercedes A200, Audi A4 ve Tesla Model Y'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arabalar 2 milyonluk arabalar. Bazısı 2023 model, bazısı 2015 model. Mesela Panamera eski 2012-2013 model, ne bileyim Tesla 2023 model, ama hepsinin ortalama fiyatları 2 milyon TL. Önce Örümcek'i izleyeceğiz. Meteor parkurunu biliyorsunuz arkadaşlar. Araba patlamadan finish'e ulaşması gerekiyor kahramanlarımızın. Bu bayağı tehlikeli. Çünkü meteorlar o kadar çok yağıyor ki ve çok büyük halde geliyorlar. Büyük meteor parçaları düşüyor ve arabaya dokunduğu an patlatabiliyor arkadaşlar. O zaman şu an için meteor nerede hala göremiyorum. Hala düşmedi. Abi meteorun şu an gelmesi lazımdı. Ha geliyor, tam gördüm. Soldan gördüm. Örümcek, haydi bakalım. Meteor parkuru. 2 milyonluk arabalarla şu an için. Dikkat. Aman. Kaput gitti. Çok dikkat etmesi lazım örümceğin şu an için. Bir atlayış gelecek. Sıkı tutunun. Vay. Güzel uçuş. Bayağı iyi uçtu hem de. Hadi bakalım. Bayağı merak ediyorum şu an ne olacağını. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Çok dikkat etmesi lazım kahramanların. Örümcek dikkat. Önünü göremiyor. Dikkat et. Güzel. Geçti buradan. Şimdi bir uçuş gelecek. Hazır olun. Güzel uçuş. Allah şu an için gayet güzel gidiyor. Yani Volvo S60'ın performansı güzel. Bir güvenli bölgeye geçseydi örümcek, orada bayağı rahatlayacağız derken yavaşlama. Devam. Biliyorsunuz meteor parkurlarında da araba yavaşladığında meteorlar sizin bulunduğunuz bölgeye çok fazla düşüyor. O yüzden sabit kalmamanız gerekiyor meteor parkurlarında. Ve şu an Volvo S60 çok iyi gidiyor. Hatta birazdan güvenli bölgeye geçecek arkadaşlar. Güvenli bölgede biliyorsunuz meteor düşmüyor derken Volvo sakin olur örümcek, aşağı sakın düşme derken durdu. Gir. Güvenli bölgeye gir ve tamamdır. Burada rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani meteor size zarar veremiyor. Ama dışarı çıktığınızda işler kızışabilir. Allah! Abi bu ne ya? Burada ağaçların ne işi var? Bir sürü ağaç var şu an. Güvenli bölgenin içine saklanmış onlar da. Allah! Yalnız S60 o kadar hasar aldı ki. Yani bu araba patlamadan bitirirse büyük bir mucize olur. Onu söyleyeyim. Çok fazla hasar aldı. Arabada hiçbir parça kalmadı. Bagajlar, kapılar kaput, her taraf gitti bu arabanın. Umarım güzel bir performans, örümceği bugün başarılı bir şekilde bitirdiğini görürüz parkuru. Şimdi bir uçuş gelecek. Burası çok diskalifiye olan noktalardan bir tanesi. Çünkü uçarken yavaş kalıyorlar ve aşağı düşüyorlar, ama Allah'tan S60'ta bir sıkıntı yok. Artık şuradaki güvenli bölgeye girdiğinde herhangi bir problem olmayacak. Çünkü bunun dışında çıktığında parkur bitiyor. Örümcek be, Volvo S60'ın performansı gerçekten şahaneydi. Ben bayağı beğendim performansını ve gördüğünüz gibi parkur sona erdi. Meteor parkuru öyle kolay bir parkur değil arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz, zor bir parkurdur ve bugün de örümcek iyi çıkardı ve Volvo ile başarılı oldu. Sırada kaptan var. Güzel bir elektrikli arabayı izleyeceğiz. Tesla Model Y karşınızda. Bakalım kaptan neler yapacak. Bayağı merak ediyorum ben de performansını kaptanın. Umarım bitirebilir. Araba güçlü ve hızlı arabalardan bir elektrikli araba. 2 milyon lira civarında bir fiyatıyla. Bakalım performansı nasıl olacak, göreceğiz. Şimdi in arabadan. İn. Git kenara. Bu ne abi ya? Abi daha virajı dönmeden meteor direkt arabanın üstüne düştü ve maalesef
Diskalifiye geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Abi kötü oldu be kaptan. Maalesef başarısız. Çok şanssız. Direkt arabanın üzerine düştü. Ve şu an için BMW 520D ile Baldi'yi izleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı. Ama Baldi'nin performansı bakalım nasıl olacak. Siz hala favori abonenizi yazmadıysanız hemen şimdi yazmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kaptan buralarda olması lazım. Bak orada. Orada. Bali devam et. Devam abi. Şimdilik sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel gidiyor. Bali. Oy. Kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Hızlanman lazım. Bas gaza. BMW bas gaza. Bas Bali. Bas. Abi orada yavaşladığında meteorlar o kadar hızlanıyor ki. Yani çok rahat diskalifiye olabileceğiniz bir an gerçekleşebiliyor. Ama Allah'tan bu sefer bir şey olmadı. BMW 520'de şu an için Baldi ile devam ediyor. Meteor parkuruna dikkat et. Dikkat. Baldi ne yapıyorsun Baldi? Virajı alamadın. Allah ya. Yine gitti ya. Bir diskalifiye daha gördünüz arkadaşlar. Arka arkaya. Kaptandan sonra Baldi de maalesef diskalifiye, virajı alamadı. Virajı alamayınca da aşağı düşerseniz zaten diskalifiye olursunuz. Kötü oldu. Yani Tesla ve BMW'nin diskalifiyesi gerçekten kötü oldu. Baldi sen burada beklemeye devam et. Biz de sarı kahramanımız Batman ve Audi A4 ile devam edelim. Yine 2 milyon TL'lik arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Güzel, hızlı ve güçlü bir araba. Bakalım performansı da iyi miymiş meteor parkurunda görelim. Haydi bakalım meteorlar yağın bakalım. Yağsın meteorlar. Abi bu arabayı patlatmasın ya. A4 çok güzel bir araba arkadaşlar. Batman'in de en sevdiği arabalardan. Meteor şu an üstümüzden geçti. Arka tarafa düştü. Önümüze bir tane daha düştü. Dikkat. Her tarafa meteor yağıyor. Tüm bulunduğumuz bölgeye yağıyor. Eğer yavaşlarsanız kat ve kat fazla meteor düşecek arkadaşlar. Bunu daha önce defalarca gördük. Yavaşladığınız an bir sürü meteor geliyor. Şu an güzel gidiyor A4. Arabada neredeyse hasar bile yok arkadaşlar. Yani bayağı performansı iyi şimdilik Audi A4'ün. Buradan soldan devam ediyor. A4 dikkat et. Bak burada BMW diskalifiye olmuştu, aşağı düşme. Güzel geçti. Sıkıntı yok abi, gayet iyi. Ya şu an bayağı iyi aslında performanslar ama işte arka arkaya diskalifiye olması biraz kötü yaptı durumu. Ama bence toparlayacağını düşünüyorum 2 milyon TL'lik arabalardan. Diğerleri bence iyi iş çıkartacak. Şu an A4 başarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Birazdan güvenli bölge başlayacak. Orada... Yavaş. Allah. Gidiyordu az kalsın. Az kalsın gidiyordu. Büyük sıkıntı başlayacaktı ama iyi topladı. İyi sıkıntıdan kurtuldu. Ve şu an güvenli bölge. Haydi bakalım. Buradan çıkana kadar sıkıntı yok arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Herhangi bir problem olmuyor. Hiçbir şekilde meteor çarpmıyor size. Burada bir spin at araba. Tekrar devam ediyor. Yalnız... İyi tamam, ben burayı uçma bölgesi sandım, dedim herhalde bu kadar hızlanmayla karşı tarafa geçemez diyecektim ama ilerideymiş. Bir an kafam karıştı. Haydi bakalım. Şu an meteor yağıyor aslında arkadaşlar, zaten görüyorsunuz sağa sola düşüyor ama buraya etki etmiyor. O yüzden rahat kahramanlarımız. Şimdi uçuş geldi. Audi A4'ten. Oy, az kalsın aşağı düşecekti. Vallahi diskalifiye geliyordu. Ama Audi A4 buraya girdiyseniz başarmışsınız demektir arkadaşlar. Ve Audi A4 ve Batman'in performansı başarılı diyebiliriz artık. Zaten burada dediğim gibi meteor değmiyor size, etki etmiyor. Buradan çıkınca da parkur bitmiş oluyor. Güzel bir performans daha izledik. Görüyorsunuz Volvo S60'dan sonra Audi A4'ün de performansı meteor parkurunda çok güzeldi gerçekten. Bakalım sıradaki arabamız Porsche Panamera ve Demir Adam'ın performansı nasıl olacak? Hazır mısınız? Bence bitirir diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım Panameracılar ve Porsche'ciler ve Demir Adamcılar, meteor parkuru devam ediyor. Haydi bakalım. Kaçtan bir meteor gördüm geliyor. Aman çarpmasın bizi, arkaya düştü. Güzel, arkaya düştü, yine düşüyor arka tarafa. Bir sürü meteor. Sınırsız meteor yağmuru var bugün arkadaşlar. Sınırsız. Yani istemediğiniz kadar meteor yağıyor. Bakalım göreceğiz. Şimdi bir uçuş. Fena uçtu ya. İnanılmaz. İnanılmaz bir uçuş. Oy.
iyi kurtardı var ya, neredeyse diskalifiye geliyordu. Çok iyi kurtardı hem de. Vallahi çok iyi kurtardı. Bakalım devamında umarım aynı hatalar olmaz. Olursa büyük sıkıntı. Gerçekten büyük sıkıntı. Panamera devam ediyor performansına. Meteor Parkur'unda bugün 2 milyon TL'lik arabalarla kahramanlar yarışıyor ve durumlar fena değil arkadaşlar. Ve ben daha iyi olacağını kesinlikle düşünüyorum. Şu an Demir Adam çok güzel gidiyor. Oy oy oy, yavaş yavaş yavaş. Az geri gel, uçamazsın yoksa. Gel geri gel 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 gel. Tamam şimdi. Çünkü buradan uçsaydı, yani buradan atlayınca suya düşebilme ihtimali yüksekti. O yüzden diskalifiye geleceği için biraz hızlanması çok iyi oldu arkadaşlar. Güzel. Hadi bakalım. Güvenli bölgede rahatlayabilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ne oldu? Önümüzü göremedik resmen ağaçların içinden geçerken. Nasıl güzel gitti öyle. Aha araba çıktı, araba çıktı. Bu ne? Gördünüz mü? 6-7 tane Porsche Panamera çıktı arabanın içinden. Çok iyi. Şimdi uçuş geldi. Haydi bakalım Panamera. Allah, bir de kafadan vurdu. Neyse. Zaten artık parkur, yani şu arada patlamazsa Panamera bitirdi diyebilirim. Ama o arabalar neydi öyle ya? Abi 6-7 tane içinden Porsche Panamera çıktı. Bir sürü Panamera çıktı. Nasıl oldu anlamadım. Ama parkurda önemli olan başarılı olması arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi güzel bir başarı daha izledik Demir Adam'dan. Önce Volvo S60, sonra Audi A4 ve son olarak da Porsche Panamera başarılı oldu. Devam ediyoruz. Skoda Superb. Yine ülkemizde bilinen arabalardan, diğerlerinde olduğu gibi ve sevilen bir araba. 2023 model bir araç. 2 milyon TL'lik fiyatıyla bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi sağ tarafa doğru. Yavaş yavaş. Çok hızlı dönme. Dönüş güzel. Haydi bakalım abi. Meteorlar hızlanmadan, çok fazla yağmadan bitirelim şu parkuru Superman. Göster gücünü. Oy, biraz vurduk. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Soldan büyük bir meteor geliyor. Havada patladı. Çok güzel oldu. Havada patlamasa bizim üzerimize düşecekti neredeyse. Ama güzel oldu. Şu an devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Vallahi 2 milyon liralık arabalar bayağı iyi çıktı arkadaşlar. Hem sağlam çıktı, hem performansları iyi çıktı. Ve ben bayağı beğendim şimdilik. Umarım devamında da başarıları görürüz. Çünkü yarışacak bir iki arabamız daha kaldı. Süper B'den sonra. Tamam güzel. Sıkıntı yok abi. Devam, devam, devam. Problem yok. Çok güzel gidiyor. Buradan döndü. Gayet iyi. Devam et. İyi ya. Gerçekten bayağı iyi arkadaşlar. Ben performansını bayağı beğendim Skoda Superb'in. İyi gidiyor şimdilik. Yani bir sıkıntı yok gözüküyor. Bir hatta iş daha geldi. Aman 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 abi. Aman abi. Yamulma. Yamulma. Araba aşağı düşmesin. Tekrardan şöyle bir geçişte. Güvenli bölgeye giriş yaptık ben. Burada rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, güvenli bölgede en ufak patlama imkanı yok arabaların. En güvenli yer burası. Ve şu an Skoda Superb devam ediyor performansına. Umarım bu parkuru bitirir derken bu spin çok kötü oldu. Niye diyeceksiniz. Abi şimdi buradan hızlanırken hızı yetmez ki karşıya uçmaya. Kesin diskalifiye geldi söyleyeyim size. Cidden diskalifiye geldi. Hazır olun diskalifiye. Skodacılar ve Superbenciler. Hazır olun abi, dedim size. Uçamaz. Abi orada bir kere hızını kaybederse araba, hızlanıp tekrar uçması için çok hızlı bir araba olması lazım. Ve maalesef ama maalesef Superman ve Skoda Superb başarısız. Recep abiyle devam ediyoruz. Arabası Volkswagen Passat arkadaşlar. Çok güzel arabalardan, ülkemizde en çok kullanılan arabaların başında geliyor Passat. Bakalım Recep abi neler yapacak? Meteor parkuru önemli parkurlardan bir tanesi arkadaşlar. Ciddi bir parkur, zor bir parkur ve tehlikeli bir parkur. Unutmayın. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dikkat. Dönüşler güzel. Haydi bakalım. Devam, 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 devam abi. Bu parkuru Passat'ın kesinlikle bitirmesi lazım arkadaşlar. Aman, aman. Orada çok fena vurdu. Tampon şu an için oynuyor. Umarım daha fazla hasar gelmeden Passat'ın da başarısını görürüz bugün. Şimdilik güzel gidiyor. 1-2 kaza dışında Passat bugün Meteor parkurunda inanılmaz iyi arkadaşlar. Hadi bakalım. Soldan devam. Sağ taraf kapalı olabilir. Büyük bir ağaç var. Sol taraftan gidiyoruz bugün sadece. Normalde iki taraftan da gidebiliyorduk biliyorsunuz. Bugün orası birazcık sıkıntılı. Orada ağaçlar çıkmış. Orası problemli arkadaşlar. Yoldan geçemeyebileceğimiz için. Aman Passat, aman dikkat.
Oy, diskalifiye geliyordu var ya, oradan zıpladı ya, dedim ki işte aşağı düşecek. Ama bir şey olmadı. Passat devam ediyor performansına şu an için ve ben gerçekten beğendim performansını. Bayağı güzel arkadaşlar, Passat güzel uçtu. Tekrardan mükemmelsin Passat, çok iyi gidiyor. Gerçekten başarılı bir performans geliyor Passat'tan. Umarım bitirir arkadaşlar. Bitiremezse bilmiyorum. Allah Allah, önümüzü göremiyoruz. Oydo. Abi burada birazcık araba zorlandı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ve Passat bir kendine gelebilirsen çok iyi olacak be. Aynen, hadi bakalım. Abi birazcık burada çok fazla kaza yaptı Passat. İnanılmaz hasar aldı araba. Umarım uçarken sıkıntı olmaz. Son bölgeye geçeceğiz artık ve Passat'ın meteor parkurunda başarısı muhtemelen kesinleşecek gibi gözüküyor. Buraya düştü. Devam abi, hiç durma. Durma. Buraya girersen biter bu iş. Bitmiştir arkadaşlar. İşte bu kadar diyoruz. Volkswagen Passat'ın performansı meteor parkurunda gerçekten çok güzeldi ve başarı geldi. Gerçekten çok iyi bir performans geldi arkadaşlar. Şu ana kadar 4 başarı gördük ve bence çok güzel arkadaşlar. Yüksek bir başarı oranı var 2 milyon TL'lik arabaların. Son arabamız torun arabası Mercedes A-Class arkadaşlar. A200 izleyeceğiz. Bakalım performansı nasılmış. Hadi bakalım görelim abi. Araba çok güzel. Sevilen arabalardan bir tanesi biliyorsunuz A serisini Mercedes'in. Umarım tor bitirebilir. Şu an için meteorlar yağ yağ geliyor. Aman aman dikkat. Dikkat et. Çok kontrollü ve iyi gitmesi lazım. Of. Orada nasıl kurtuldu inanın anlamadım. Dedim kesin gitti arkadaşlar. Ama iyi kurtardı. Gerçekten iyi kurtardı Mercedes. Şu an için bir uçuş yaptı. Parkurun %20'si bitti arkadaşlar. En zorlu bölgeler yeni başlıyor Mercedes'çiler ve torcular için. Umarım bitirebilir Mercedes ve tor. Dikkat et buralarda. Dikkat et. Ağaçlar yolu çok kapattığı için araba sürmek inanılmaz tehlikeli ve zorlu bu bölgede arkadaşlar. Meteor parkuru normalden daha da zor artık. Yollarda çünkü çok fazla ağaçlar var. Eskiden bunlar yoktu biliyorsunuz. Ama artık yollarda ağaçlar da var. Bu epey zorlaştırıyor parkuru. Haydi bakalım. Güvenli bölge birazdan başlayacak. Tor bir an önce güvenli bölgeye girmesi lazım. Meteorlar yağmaya başlıyor. Dikkat et. Aman. Ve güvenli bölge başladı abi. Birazcık nefes alabiliriz rahatlıkla. Ve burada hiçbir sıkıntı yok. Rahat olun. Bakın görüyorsunuz. Güzel bir şekilde buradan çıkacak. Bir uçuş yapacak ve orada işte problem başlayabilir ve şu an bence başladı. Skoda Superb'i de aynısı olmuştu. Hızlanamadığı için aşağı düşmüştü. Bakalım A serisimiz yeterli olacak mı? Şimdi uçuş geliyor. Helal be. Abi A serisi hızlıymış ya. Skoda uçamadı biliyorsunuz ama A class ve şu an için parkurda başarıya ulaştığını kesinleştirdi arkadaşlar. Çok güzel bir performans geldi. Bugün gerçekten ben 2 milyonluk arabaların vallahi abi Panamera'da bir şey var ya. Panamera'ya dokunduğu zaman bir sürü araba çıkıyor içinden. Çok güzel performanslar geldi. Toplamda bugün 2 milyon liralık arabalardan 5 tanesi parkuru bitirebildi. 3 de diskalifiye var. A serisi bitirdi, Passat bitirdi, Panamera bitirdi, A4 bitirdi, S60 bitirdi arkadaşlar. 3 diskalifiye, 5 başarı. Gerçekten çok iyiydi. Umarım favori arabanız bu 5 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.